Moderatörden iyi akşamlar. Kanal 9 ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Sayın seyirciler, moderatörün bugünkü konuğu AK Parti Karakoçan Belediye Başkan aday adayı gazeteci Sayın Erdal Kılınç. Sayın Kılınç, hoş geldiniz moderatöre. Efendim, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyerek başlamak istiyorum. Çok naziksiniz. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karakoçan ilçesinden belediye başkanlığı görevi için aday adaylığınızı açıkladınız. Bizler sizleri tanıyoruz gazeteci kimliğinizle ama ekranları başlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz için bir kez daha sormak istiyorum. Erdal Kılınç kimdir? Öncelikle kültürüyle, misafirperverliğiyle Elazığ'ı, ardından çok sevdiğim bütün Karakoçan'ı saygıyla selamlıyorum. Erdal Kılınç, 1970 Karakoçan doğumlu. 8 kişilik bir ailenin üyesi, ilk orta ve lise eğitimini Karakoçan'da tamamlamış. 89 tarihinde Marmara İletişim Fakültesini kazanmış. Daha sonra 4 yıl lisans eğitiminden sonra önce kısa dönem askerlik yapmış. Daha sonra da çok sevdiği mesleği gazeteciliğe adım atmıştır. İlk gazetecilik yaşantım Yeni Şafak'ta başladı. Ben Yeni Şafak'tayken şimdiki ülkeyi yöneten başbakanımız dahil birçok kadro belediye başkanlığı yapıyordu. Ve inanın inanılmaz bir heyecandı. Burada birçok habere imza attıktan sonra akşam gazetesine geçtim. Yaklaşık 5 yılım orada geçti. Yine sosyal ve yolsuzluk üzerine çeşitli haberler yaptım. Daha sonra 2002 tarihinden bu yana da Milliyet Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Severek yaptığım, her gün kapısından heyecanla girdiğim bir gazeteydi Milliyet Gazetesi. Mesleğimi her şeyden çok seviyorum. Ama burada da yine organize suç örgütleri, terör örgütleri ve benzeri haberler yaptım. Yolsuzluk haberleri yaptım. Kendi alanımda iyi bir gazeteci olduğumu söylemek istiyorum. Siyasi hayatım da kısa bir süre önce başladı. Yani çok sevdiğim gazeteciliğe ara verdim. Geldim yine onlar kadar sevdiğim, onlar kadar inandığım insanıyla, coğrafyasıyla Karakoçan'a aday adayı oldum. Bununla ilgili ne kadar şey söylesem az, ne kadar cümle sarf edersem inanın yetersiz. Ama bir AK Parti faktörü var. Hızlı bir zaman geçiyor ve inanılmaz projelerle karşı karşıyayız. İnanılmaz bir ekonomik, sosyal hareketlilik içindeyiz. Ve inanıyorum çok daha iyi şeyler olacak, çok daha iyi gelişimler olacak. Peki. Efendim, kısmen neden aday adayı olduğunuza bir giriş yaptınız ama bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Neden Karakoçan ilçesi için aday adayı oldunuz ve neden AK Parti? İnanın bu soru belki de tüm siyasi geleceğimin başlangıcını oluşturacak bir sorudur. Ben politikaya demokratik barış süreci adı verilen süreçle ilgili 7 Şubat denen MİT soruşturmasının başlamasıyla başlayan süreç, ardından Gezi olaylarıyla ilgili yaşadığımız olayların ardından siyasete girmeye karar verdim. Bununla ne demek istiyorum? Yani siz ekonomik olarak iyi olabilirsiniz. Toplumsal gelişiminiz şu bu benzeri şeyler iyi olabilir. Ama toplumsal barışınız yoksa, ama insanlar birbirlerine uzaktan da olsa kötü bakıyorsa ya da devlet karşısında kendinizi iyi hissetmiyorsanız burada bir problem var. Ne olursa olsun. 7 Şubat ya da MİT krizi diye adlandırılan süreçte de başbakana karşı özellikle yapılan bir hareket vardı. Bunun yanlışlığını gördüm ve toplumsal barışı bozmaya, asıl amaçlarının toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğunu inandığım bir süreçtir. Gezi olaylarında da bizzat şahit oldum. İstanbul'un yine en sıcak, en hareketli günlerinden, yaşandığı günlerden biriydi. Çok olaya şahit oldum. Benim Milliyet'teki en son manşetim Gezi olaylarının da başka bir platformda, başka bir ülkede belki kurgulanıp
yürürlüğe konulan hedefinde başbakanımızı, belki halkın çok sevdiği, bizim çok sevdiğimiz başbakanımızı devirmeye yönelik bir sosyal hareketti. Ben bu süreçleri gazeteci olarak da yaşadım. Birçok perde arkasında nelerin olduğuna da şahit oldum. Dolayısıyla bir sorumluluk almak istedim. Bunu gazeteci olarak yapabilir miydim? Bunu bir medya mensubu olarak yapabilir miydim? Bunda çok emin değilim. Ama siyaseten en azından buna bir adım atmak istiyorum. Bu nedenle geldim aslında Karakoçan'a. Küçük olması önemli değil ama çok etkili, çok inanılmaz bir yer Karakoçan. Yani ilk demeçlerimde de belki siz de sorarsınız. Evet, Karakoçan'ın Türkiye'nin bütün özelliklerini taşıyan özeti olduğunu söylemiştiniz aday adaylığı açıklamanızda. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Karakoçan'ın özeti nedir Türkiye'de veya Türkiye'nin Karakoçan'daki özeti desek daha doğru olur. Peki efendim. Karakoçan Alevilerin, Kürtlerin, Türklerin, Zazaların bir tarafta Tunceli'nin etkisiyle, bir tarafta Bingöl'ün etkisiyle, işte Elazığ kültürüyle yetişen, gelişen bir yer. Biz çocukken komşularımızın çoğu neredeyse Aleviydi. Biz çocukluklarımızı bütün iyi niyetle hiçbir sorun yaşamadan geçirdik. Herkes herkesi çok severdi. Herkes herkesi tanırdı ve asla bu kınanacak bir özellik değildi. Onlar da bizi çok sever, onlar da bizi çok sayarlardı. Biz bu ilişkilerde ilişkiyi belirleyen asıl faktör kimlik değil. Yani dini kimlik değil, milliyet kimlik değil. Basit sorunlarla yaşamış olaylar vardır. Onun haricinde kesinlikle birlik beraberlik içinde gelmiş geçmiş bir yer. Sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir yer. Karakoçan, yani Türkiye'de bugün ne varsa Karakoçan'da bulmak mümkün. Ekonomisiyle, ekonomi de benziyor. Karakoçan bir yanda inanılmaz gelişen bir yer. Bunu her ailede bir Almancının olmasına bağlayabiliriz. Bunu geçiş güzergahı aslında bir yerden İpek yoluna da çok uzak bir yer değil Karakoçan. Geçiş güzergahı olması nedeniyle de sürekli canlı bir yer. İnsanları liberaldir, insanları girişkendir, eğitim oranı çok yüksektir. Karakoçan'a kolay kolay bir şey beğendiremezsiniz. Onu ancak küstürebilirsiniz, ancak soğutabilirsiniz. Umudu kırılmaz ama böyle biraz boş vermişlikle bazı hayatlarını sürdürebilir ama kesinlikle inanılmaz bir yer ve gerçekten de Türkiye'nin özetidir. Kimlik ve inanç bakımından söylüyorum tekrar. Çok gelişmiş, gelişmeye de açık bir yer. Ama maalesef Karakoçan'ın bu özelliğini değerlendiremeyen, küçük olsun benim olsun mantığıyla idare eden bir yönetim var, bir anlayış var. En çok beni şaşırtan şeylerden biridir bu. Görüyorum böyle siyasi haritasında dağınıklık var. İnsanlar ödül ya da ceza konusunda ayrılmışlar. İşte siyasi olarak ayrılmışlar. Birçok konuda ayrılmışlar. Bu AK Parti'nin de şeyi gibi, benim de seçim döneminde kullandığım gibi, yani birlik için, hizmet için, Karakoçan için ben de burada aday oldum. Adaylık kısmı. Evet, onu bekliyorsunuz. Peki efendim, aday adaylığınızı açıkladıktan sonra çalışmalarınıza başladınız. Sürekli vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. Vatandaşların sizin aday adaylığınıza bakışları nasıl? Ne tür taleplerle karşınıza geliyorlar? Sizden ne bekliyorlar? Öncelikle ben bu süreç içinde en ilginç adaylardan biriyim. Yani ulusal medyada uzun süre çalışmış, İstanbul'da çalışmış. Aydın Doğan Bey'in gazetesinde, Demirören'in gazetesinde çalışmış, Kara Mehmet'in gazetesinde çalışmış. Yani bu anlamda beşeri desteği olan, iş çevresi olan, bürokrat çevresi olan birçok bakanla şahsi tanışan, siyasi olarak ki asla kendini göstermeyen ama her alanda memleketiyle ilgilenen bir insanım.
Vatandaş da bunu merak ediyor en çok. Yani bir gazetecinin böyle belki yaşadığı yeri, evini, çocuklarını bırakarak mesleğinden de istifa ederek gelmesi, onu merak ediyor. Karakoçan'da ne bulduğunu merak ediyor. Bu siyasi hengamede belki ufuk açabilir diye, yani bana üst perdeden baktıkları için doğrusu çok şey, yani beni tanımaya çalışıyorlar aslında. Aslında çocukluğumu bildikleri, büyüdüğümü gördükleri, okulda yan yana iken gezdiğim insanlar bana biraz şey gibi bakıyorlar, yani şaşkınlıkla bakıyorlar. Aslında yani belki şey gibi değil ama böyle... Olumsuz değil ama asla, hani belli asla, bir düzen evet. Yakalayıp daha sonra tekrar sıla-i rahimden dolayı mı acaba? Kesinlikle olumsuz değil. Benden beklentileri de çok yüksek. Çünkü gerçekten Karakoçan bir bölünmüşlük yaşıyor. Bu bölünmüşlük çok yönlü bir bölünmüşlük. Bunu benim toparlayabileceğim yönünde birçok şey var. Herkesin belki de yani efendilikle tabir edebileceği, belki okumuş kişi olarak tabir ettikleri, belki kısmen bilgili kişi dedikleri ve medya içerisinde olmam medya içerisinde olmaması bile de birçok ilişki, karmaşık ilişkili içinde çıkıp gelen biri olarak bakıyor. Genel olarak söyledikleri de yani basit, yani şu işle ilgili talepleri, yani Karakoçan'a yazık olduğu konusundaki talepleri, daha gelişebiliriz talepleri, daha büyüyoruz talepleri çoğunlukla bu yüzden geliyorlar. Ben de yani onları anlıyorum, onları dinliyorum. Mümkün olduğu kadar da önlerini açmaya çalışacağım. Peki sizin aday adaylığınız bir Karakoçanlı olarak, dışarıda yaşayan biri olarak bir ahde vefa mı? Ahde vefadır. Ben bütün birikimlerimi, bütün çabamı, bütün enerjimi, yani birikimler sadece şey, bilgimi, ilişkilerimi buraya katarak, buraya aktararak bir şeyler yapmak istiyorum. Bu insanların çoğu aslında bunu istiyor. Karakoçan dışarıyı görmüş bir yer değil, görmemiş bir yer değil. Gerçekten inanılmaz bir yer. Çok hareketlidir. Yani bakın, çevresinde iki hava yolu var. Elazığ, Bingöl. İki tarafında en çok kullanan Karakoçanlardır. Hiç üşenmeden Diyarbakır'a, oraya buraya mutlaka giderler. İstanbul'da büyük bağları vardır. En önemlisi şeydirler, dünyayı görmüş. Yani Türkiye AK Parti'den önce bu kadar gelişmemişken Almanya'da biz ne olduğunu, yani dünyada ne olduğunu onlardan öğrenirdik. Yani Karakoçan'ın böyle bir özelliği var. Hem ahde vefadır, hem bir umudun yenilenmesidir, hem ayrıca bir gayretin gösterilmesidir. Bununla birlikte de ben ilçemle çok yol alacağıma inanıyorum. Yani beklentileri boşa kesinlikle çıkarmayacağım. Tabii bunlar ilk aşama, yani henüz bunları da söylemenin bir şeyi yok ama boşa çıkmayacak bir çaba olacak. Yani en azından paralel bir şekilde AK Parti vizyonuna katacağımız bir şey olacak. Yani bugün partinin geldiği nokta, yani herkesin gözünü kamaştıran bir nokta. Bu öyle böyle bir şey değil. Yani sadece biz bu bölgenin insanı olarak değil, birçok ülkenin, Orta Doğu'nun, Asya'nın, belki de Balkanların şu anda yani gözünü baktığı, kulaklarıyla başbakanımız hissedikleri, yani inanılmaz bir şeyimiz var, havamız var. Bu Karakoçan AK Parti misyonuna, vizyonuna uygun bir yer ve kesinlikle o suya katılacak. Hiç şüphem yok. Peki efendim, biraz da Karakoçan'ın sorunlarına doğru yönlendirmek istiyorum programı. Buyurun. Sizin gördüğünüz mevcut Karakoçan'da sorunlar nelerdir? Ben Karakoçan'ın, yani her yaz gelen biriyim. Asla kopmadım. Elazığ Dernekler Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Bizim kendi dostluk grubumuz var Karakoçan'da. Belki yılda 3 kez toplandığımız, içinde iş adamı, avukat, doktor, mühendis, işte gazeteci olan bir iş adamı olan bir grubumuz var. Ve yaklaşık 60-70 kişi sürekli toplanan bir grubuz. Karakoçan'ın sorunları çok. Yani ben bu kadar olduğunu şahsen tahmin etmiyordum. En önemlisi ruhsal ve fiziksel bir bölünmüşlük var. Bunun giderilmesi lazım. Ya bir de, yani geldiğimde aslında çok fark etmemiştim ama
göstermek istiyorum. Yani bilmiyorum şey uygun mu, kamera uygun mu? Kameraman arkadaşımız şunu Sayfur'dan rica edelim. Şunu. Ya bu Karakoşan'ın logosu. Hakikaten bunu dışarıdan memur olarak çalışan bir arkadaşımız söyledi. Yani arkadaşımızdan kastım bir görevli söyledi. Ya bu AK Parti vizyonuna uygun bir logo değil gerçekten. Yani Karakoçan hani bununla kasıt doğallıksa problem yok ama Karakoçan AK Parti'nin misyonuna öyle yani koyun çoban şeyiyle gidemez. İnanılmaz bir şeydir. Eğer şeyse indirmek istiyorum artık. Bu logoyla bir kez biz bir yere gidemeyiz. Yoksa potansiyeli çok Karakoçan'ın. Yani turizm olabilir. Yazın. Karakoçan'ın şu anda daha önce Elazığ'ın birinci ilçesiydi. Şimdi ikinci belki üçüncü ilçesi olmuş. Yani bir göç var. En önemli sorunu büyümüyor. Yani büyümemesinin sorunu da vizyon yok ki. Benim gördüğüm kadarıyla vizyon yok. Yoksa Karakoçan büyür. Ya Karakoçan normalde coğrafi olarak büyümeye uygun bir yerimiz var. Yani bir ana yolumuz var. Yani Bingöl'ü Tunceli'ye bağlayan, Bingöl'ü Elazığ'a bağlayan bu yoldan uzaklaşmış. Yani içeriye doğru kendini gizlemiş ya da birileri onu gizli tutmak için içeride bekleten böyle bir oyuncu gibi, yedekte duran bir oyuncu gibi. Bununla Karakoçan'ın büyümesinin imkanı yok. Yani mantalite değişecek, mantık değişecek, uygulamalar değişecek. Yoksa geriye gittiğimiz bir şey olacaktı yani ilçemiz olacak. Şunu söylemek istiyordum. Yazın bu ilçenin nüfusu 60-70 bine çıkıyor. Yani gelenler Avrupa'nın birçok yerinde Amerika'dan gelen insanlarımız var. İlden gelen insan, değişik illerden gelen insanlarımız var. Ayrıca okul yoluyla uzaklaşmış, benim gibi iş nedeniyle uzaklaşmış insanların yani 60 bin, 70 bine ulaşıyor. Bu yaşantı bile kolaylaştıracak bir yapı yok. Ya Karakoçan gibi bir yerde trafik sorunu başlamış. Vallahi şaşırıyorum. Yani bizim zamanımızdayken gördüğüm şeylerle şimdikiler arasında çok fark var. Yani bu büyüme değil, bilakis düzensiz yerleşme, çarpık yerleşme ve sanırım biraz da göz yumulan kötü yapılar falan olmuş. Tabii bu böyle bir dönemin şeyi gibi söylemiyorum. Yani bir dönemin sorunu gibi söylemiyorum ama genel olarak her dönem yaşayabileceğimiz sorunlar yaşamış, sıkıntılar olmuş efendim. Peki efendim çarpık kentleşme olduğunu söylediniz. Son dönemlerde kentsel dönüşüm adı altında iktidar tarafından belediyelerle birlikte bir kentsel dönüşüm çalışması başladı. Siz belediye başkanı olursanız veya Karakoçan'da konutla ilgili herhangi bir sorun var mı? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bizde konut fazlalığı var. Ben yine bölgede yaşayan bir memur arkadaşım söyledi. Karakoçan bu yıl 50 milyon euroluk bina yapmış. Yani ev yapmış. Yani aslında bu şunu gösterir. Karakoçanlılar aslında Karakoçan'da yaşamak istiyor. Bir evim olsun şey budur. Yoksa 200 bin liralık bir kira geliriyle yapılacak işler değil. Ama şunu söylüyorum. Yine de çarpık bir kentleşme görüntüsü var. Çarşımız allak bullak. Yeni yerleşim birinde de korkunç bir altyapı eksikliği var. Yani ben tekrar söylüyorum. Yani bunu söylememdeki amaç burada kimse iş yapmadığını söylemek istemiyorum ama mahalleleri gezdim bu dönemde. Muhtarlarla konuştum. Kendi sorunlarını söylediler. Kentler yani modern bir şey var. AK Parti bakın inanılmaz bir aile. Yani proje konusunda, ev konusunda ya da iş yeri konusunda inanılmaz bir aile. Çok iyi bir organize var. Ve bu organize sonucunda siz hiçbir şey yapmasanız da, proje üretmeseniz de yani zaten AK Parti bunu çok da bizden beklemiyor. Sadece projelere sahip çıkacak yönetici istiyor. Öyle bir yerleştirirler ki binaları şunu bunu modern bir kent olur ve sanırım Karakoçan'da nefes alır. Çünkü büyümek zorunda. Yani benim de bütün stratejim Karakoçan'ı büyütmek üzerine kurulu. Bunun içinde çok şey var. Çevre yol, ilçe değişik diğer illere ait ilçelerle bağlantı kurulabilir. Bingöl ve Tunceli'ye ait arka taraftan yine Kiev ve Yayladere'nin yolları çok daha iyi olabilir. Karakoçan birçok yerde de zaten o ilçelerin de merkezi durumunda. Yani sağlık, yol, gıda benzeri şeylerin tamamını Karakoçan'dan aldıklarını söyleyebilirim. Peki efendim,
Siz aday olup belediye başkanı olmanız halinde Karakoçanlıları nasıl bir belediye hizmeti bekliyor? Nasıl bir belediyecilik bekliyor? Ben burada yani AK Parti'nin ne yaptığına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ya AK Parti bakın artık canlı bir organizma gibi. Belediyeleri açık. Vatandaş yani çeşitli sebeplerle istediğini sorabiliyor. Yani temel hak özgürlüklere dayanan bir yapı elbette bizim şeyimiz olacak, çalışma amacımız olacak. Vatandaş nasıl başbakana tek kalemde ulaşabiliyorsa, vatandaş nasıl anayasa mahkemesine kadar hakkını sorgulayabiliyorsa bize de soracak, bize de sorgulayacak. Biz insan odaklı çalışacağız. Bunlar tabii AK Parti mantığıdır. Yani benim kendi üretecek bir şeyim yok. Çünkü bizden çok çok ilerideler. Dünyanın birçok yerinde bile çok çok ilerideler. Dolayısıyla bizim de ancak onların politikalarını nasıl uygulayacağımız o oranda başarılı olup olmayacağımız ortaya çıkar. İyi uygularsak başarılıyız demektir. Peki efendim sizce bir belediyenin ki biraz önce de söylediniz Elazığlılar Federasyonu'na da üyesiniz. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim yani kurulu üyesisiniz. Basın bana bağlı halen gazetecilikle ilişkim kopmadı. Peki efendim bir belediyenin diğer resmi kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ki konuşmanızın başında da söylediğiniz çok sayıda yurt dışında olan Karakoçanlılar var, iş adamları var. Evet. Özellikle il dışında olunca bir dernek çatısı altında birleşiyor bunlar. Bunlarla belediyenin arasının nasıl olması gerekiyor? Ya da nasıl bir işbirliği içerisinde olmaları gerekiyor? Belediye artık vizyon veren bir yapıdadır. Yani AK Parti belediyelerini söylemek istiyorum. Vizyon veren bir yapıda. Bunun için insanları bir araya getirebilir. Bunun için arazi tahsis edebilir. Rahatlık da var. Yani Karakoçan'da dünya kadar arazilerimiz var. Her yerde arazilerimiz var. Ben yani ortak olarak hayvancılık çok iyi yapılabilecek bir iş olarak görüyorum. Arıcılık benzeri şeyleri. Modern yerler de olabilir. Yani artık Karakoçanların ufku şey yaşmıştır ya, dünyayı yaşmıştır. Ben iş konusunda da, bağlantı konusunda da. Çünkü belediyeler, artık belediye başkanları görüyorum. Derneklere gidiyor, vakıflara gidiyor, değişik illere gidiyor, yurt dışına gidiyor. Karakoçan Belediyesi'nin Amsterdam Belediyesi ile kardeş belediye. Yani benim dönemimde de muhtemelen yani İstanbul'da birçok belediye bizim kardeşimiz olacak. O dönem o anlamda bize abilik yapacaklar. Biz de Karakoçan'ın gelişmesinde bütün beşeri ve diğer kaynakları kullanacağız. Peki efendim biraz önce göç, nitelikli göç verip niteliksiz göç aldığını da söylemiştiniz Karakoçan'ın. Özellikle son yıllarda sosyal belediyecilik adı altında belediyelerin, yerel hizmetlerin çok da büyük işler yapıyorlar. Bu anlamda belediyenin göçün önlenmesi için, özellikle de beyin göçünün önlenmesi için ne tür işler yapmalı? Neler yapmalı? Yani gerçekten Karakoçan'ın göç sebepleri gördüğüm kadarıyla eğitim ve sağlık. Yani bunun dışında göç sebebi var mı? Belki bir dönem önce şu demokratik barış süresi aşamasından önce terör de sayılabilirdi. Ama görüyorum ki şimdi bunlar değil. Karakoçan göçü eğitim ve sağlık yüzünden veriyor. Yani aslında gençleri yavaş yavaş hazırlan bir yer oldu. Yani bu bizim beynimizin, enerjimizin dışarı akması demek. Gelenler de yani buradan gelenler nereye gidiyor derseniz ya başka bir ülkeye ya da büyük şehre geliyorlar. Bütün ihtiyaçlarını düşünerek kazanabilecekleri, okuyabilecekleri yerlere geliyorlar. Ama gelenler yani maalesef daha doğudan, belki daha kırsaldan, belki daha zor şartlardan kalan insanlar geliyor. Bu yüzden yani bazı kiraların böyle çok 100 bin lira, 100 TL civarında olduğunu da duydum. Tabi bunlar aslında zenginlik değil, üzüntü kaynağı. Göçü, Karakoçan'a bir tek şekilde göç etmesine gönlüm razı olabilir. O da biz mutlaka bir şey ihraç etmeliyiz. Yani mutlaka bir şey vermeliyiz. Yani bu bizim
Turizmimiz olabilir, doğamız olabilir, ekonomik girdilerimiz olabilir. Hiçbir şey yapmıyorsak inanın inanılmaz bir kafa şeyimiz var, çalışan bir toplumumuz var. Hı hı. Onları ihraç etmek istiyoruz ama tabii bu ihraç gidip onların malı olmak gibi için değil, hı hı, gidip buraya dönecekler. Belki benim gibi risk alacaklar. Belki benim gibi elini taşın altına koyacaklar. Peki hazır turizm demişken Karakoçan tabii ve beşeri güzellikleri olan da bir ilçe. Bir baraj gölüne sahip. Bunun dışında Golan Kaplıcalarına sahip. Evet. Bu yönde turizm açısından hareketlilik sağlanabilmesi için belediye ne tür işler yapmalı? Ya belediye öncelikle kendi tanıtımıyla ilgili zaten sorunla yaşıyor. Yani ben bugün Karakoçan, yani yarın şartlar değişse Karakoçan'ı düzeltmek için bir eylem planı muhtemel düzenleyeceğiz. Çünkü biz belediyenin bu alanda zaten yetersiz gözüküyor. Yani kendini anlatmada, tanıtmada ve bir de ben hani çok böyle profesyonel kadrolarla çalıştığını görmedim. Ben yani tabii gazeteciyim, yani bunu kendim alanımla ilgili söyleyebilirim. Ama belki kendilerince izah edilecek bir tarzları var. Tanıtım önemli, yol önemli, tesis önemli. Bunlar küçük küçük aslında başlamış. Yani aslında daha çok başlayacak ama Karakoçanlar şu anda yani dediğim gibi yani bir sıkıntıdan dolayı bunları yapamıyorlar. Yapmaktan uzaklar. Çok enteresan bir şey yani. Gerçekten yapmaktan uzaklar yani. Böyle bir şey söylemek ticareti geliştirebilir, turizmi geliştirebilir. Bunun için potansiyeli var, altyapısı var. Ama nedense durgun, yani her şey çok durgun yani. Böyle sanki bekliyor yani, böyle anlamsız bir bekleyiş var. Hakikaten ben de anlamlandıramıyorum. Yani bunlar peki 10 sene önce olması lazım ama gördüğüm kadarıyla olmamış. Ben de şaşırıyorum ilişkileri. Hı hı. Peki bu var olan, şu an durağan olduğunu söylediğiniz dinamikler nasıl harekete geçirilebilir? Ya, Karakoçan'da son dönemde yani insanlar birbiriyle uğraşmaktan iş yapamaz hale gelmişler. Yani böyle altyapısı olmayan dedikodular, saçma sapan konuşmalar, yani bazı yöneticiler yani anlamsız ilişkilere girmişler, anlamsız işler çeviriyorlar. Yani bir dönem Karakoçan'a geldiğimde, yani her yaz geliyorum, yani Allah göstermesin, böyle bazı cenaze vakalarda ikinci kez, üçüncü kez geliyorum. Ya belediye başkanıyla bir kaymakam küsmüş. Konuşmuyorlar. Konuşmanın ötesinde yani ayrılmışlar ve yani biri tayin ettiriyor, biri sürgün ettiriyor, biri atıyor, biri çıkarıyor. Bir ilçe bu anlamda çok zaman kaybetti. Yani bir düşünün, yani toplumsal barışı sağlayan ekonomi, yani şu Marmara Ray Havalimanı, 3. köprü. Yani ben oradayken başlayan işler, ben oradayken yapılan şeyler. Yani bir bunlara bakın. Ya en önemlisi, yani bütün dünyanın, Orta Doğu'nun gözlerinin içine baktığı bir Türkiye'ye bakın. Bir de şu şeye bakın, Karakoçan'a bakın. Yani ters, yani uyumlu değil. Yani başbakan hakikaten birisi dese ki ya kardeşim ne yapıyorsunuz dese, bu izah edecek bir tarafı yok. Yani dolayısıyla boş işlerle uğraşmaktan, boş çekişmelerle uğraşmaktan kendi işlerini yapamazlar, yapamaz hale gelmişler. Bunun doğru olmadığını şey yapmak istiyorum, söylemek istiyorum. Evet. Peki efendim, bir de dolaylı olarak aslında belediyeyi ilgilendiren, belki de bir araç görevi gören bir konu var. İstihdam konusu. Biraz önce söylemlerinizde ifade ettiniz ama bunu biraz daha genişletmek adına sormak istiyorum. Belediye istihdamla ilgili ne tür, vatandaşa ne tür hizmetler yapabilmeli? Belediye aslında çalışanlarının azaldığı bir teşkilat haline dönüştürülmüş. Yani artık kendisi kolay kolay personel çalıştırmıyor. Bunun yerine işte İşkur, gerçekten ihtiyacı olan insanlar, iyi kötü, nitelikli niteliksiz bazı insanlar bu amaçla evlerine yemek götürüyorlar. Bunları çok iyi sağladığını düşünüyorum. Ama burada bile yani öyle yandaş ya da şey ayrımı yapmışlar. O da çok üzücü. Bu durumda ihtiyacı olan insanların çok mağdur olduğunu da gördüm. Bu İşkur vasıtasıyla ve dönemsel, yani yazın işçi alımları artıyor. Daha çok şey olacak. Ya biz belediye bunları arttırabilir. Yani şöyle arttırabilir ya. İnanın Karakoçan, dışarıdaki Karakoçanlarda imkan var. Yani bilgi, hele risk alma, hele cesaret inanılmaz. Ya ben kendim biliyorum. Yani
yeni havalimanlarına doğru dünyanın arazisini alan karakoçanlar var. İşte bilmem Yalova'da inşaat yapan karakoçanlar var. İstanbul'da inşaat yapan, ihale alan karakoçanlar var. Ve bunlar kendi ilçelerini, kendi insanlarını seven insanlar. Mutlaka gelirler. Bunların gelmesiyle inanın bakın ben size az önce 50 milyon euro sadece binaya verildiğini söyledim. Yani iyi bir para bu. Bakmayın siz. Bunun gibi belki 8-10 önemli ismimiz daha var. Ulusal ve uluslararası arenada ticaret yapan. Bu insanlar gelir. Yani gelecekleri nereden biliyorum? Kendi evleri var biliyorum. Okul yapıyorlar biliyorum. Yüksek okul yapıyorlar biliyorum. Oradan mutlaka gelirler ve gelecekler efendim. Peki efendim yine son yıllarda özellikle yerel yönetimler ilçenin veya şehrin tanıtımı ile ilgili olarak çeşitli festivaller düzenleniyor ve bu festivallerle birlikte işte gerek o ilin kendi iş adamları olsun, dışarıda yaşayanlar, gerek sivil toplum örgütleri olsun, gerek bürokratları olsun şehre veya ilçeye geliyor ve bu da hem şehrin veya ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor hem de kalkınma adına bir atağa geçirtiyor ilçeyi veya ili. Siz belediye başkanı olursanız bu tür etkinlikler, bu tür faaliyetler gerçekleştirecek misiniz? Ben hem de nasıl gerçekleştireceğim? Yani sanatçı dostlarım da var. Yani sanatçı dostlarım, tanıyan çok iyi dostlarım da var. Yani inanın hepsi gelir. İlçe çok yönlü tanınır. Bu tanınma işini de böyle geçici, böyle 3-5 günlük şey yani oldu bitti şeyle de değil. Kalıcı. Ya Karakoçan büyüyecek. İnanın 4 kilometre yani yola yakın bir birkaç binamız olsa o 40 kilometrelik bir etki yapacak. Bunu siz festivallerle, kültür hizmetleriyle, değişik tanıtım hizmetleriyle yaparsanız inanılmaz bir ivme kazanır. Karakoçan buna müsait. Yani insanı da hazır, doğası da, çevresi de belki böyle insanı rahatlatan turistik yerleri de hazır. Yani son zamanda duydum. Gerçekten bir turist kafilesi geliyor artık Karakoçan. Yani gerçek kafile. Yani bizim böyle hani Bingöl'den gelse kabul etmiyoruz. Elazığ'dan gelse kabul etmiyoruz. İstanbul'dan gelmişler. Hatta yurt dışından gelenler olmuş. Yani çok şey olur. Yani ben bunu potansiyeli Karakoçan'da görüyorum. Peki eğitimle ilgili ne tür çalışmalar yapmayı istersiniz? Belediye başkanı olursanız. Ben eğitimi bakın özellikle gençler için gördüğüm, beni de üzen şeyler oldu. Gençler ya maalesef zararlı alışkanlıklara yönelmiş, böyle bir duyduklarımla ilgili söylüyorum. Zararlı alışkanlıklara yönelmiş durumda. Yani bunun birçok sebebi var. Bakın yani böyle bir kültür merkeziyle biz gençleri yan yana toplayıp onları denetleyebiliriz. Yoksa yani o kahve altı, köprü altı dedikleri, merdiven altı dedikleri internet kafelerde yani zamanını geçiren birçok insan var. Biz onlara bir şey sağlayacağız. Yani gelip çalışabilecekleri eğer istiyorlarsa, gelip okuyabilecekleri ortamlar sağlayacağız. Ve burs, belki vakıflaşma yoluyla, belki belediyenin kendi şeyiyle burs mutlaka olacak. Karakoçan'da insanlar okumak da istiyor. Yani ben böyle... İlk okuyan kuşağın birkaç alt kuşağıyım ben de. Yani benden sonra bakıyorum. Yani ben 8 kişilik bir ailenin tek üniversite okuyan çocuğuyum. Ama benim abimin çocukları, iki tane büyük çocuğu şu an üniversite öğrencisi. Bu belli ki bizim eğitimi yeniden ele alıp dikkat etmemiz gereken, üzerine durmamız gereken ki zaten bu amaç değil midir? Yani AK Parti'nin de ideolojisidir. Yani insan kalitesini yükseltmek, toplumda güçlü kılmak, sokakta güçlü kılmak, evde güçlü kılmak. Buna uygun olarak mutlaka eğitim projelerimiz olur. Mutlaka da çalışacağız. Çünkü ben kendim okumayı çok seven bir insanım. Okuyan insana da mutlaka yani hiçbir şey olmasa şahsi yardım etmeyi davet ediyorum. Yani. Evet. Peki efendim, yerel seçimlerde partinizden sizin dışınızda da aday adayları arkadaşlarınız var. Doğru efendim. Yarın siz değil de bir diğer aday adayı arkadaşınız kesin aday olursa ve sizin projelerinizden, tecrübenizden, gazetecilik kimliğinizden faydalanmak isterse yardımcı olmayı ister misiniz? Ben aslında bunlara hiç gerek kalmadan da yardım ediyorum. Ya dediğim gibi birçok kurum kuruluşa zaten yardım ediyorum. Yani bunu herhangi bir vasıf almadan, yani üye olmadan ya da
nasıl desem, yönetici olmadan zaten yapıyorum. Bu destekleri kesinlikle bende görecekler. Bakın dediğim gibi ben yani bizim ufkumuzu açan, bizi özgürleştiren, zincirlerimizden koparan, hatta yeniden hayal kurduran bir partinin adayı olarak giriyorum. Yani şu an bu partinin bendeki yeri budur. Başbakanımız olduğu sürece, bu vizyon olduğu sürece ben kim olursa olsun mutlaka yanında olacağım. Mutlaka destek vereceğim. Elimden ne geliyorsa gelsin. Evet. Peki efendim, buradan son olarak bizlere, ekranları başlarında gerek Karakoçan'da şu an bulunan, gerekse il dışındaki Karakoçanlı hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz? Ya ben aslında bakın, eğitim, çevre, ekonomi ve birçok alanda Türkiye'nin önünü açan AK Parti'nin toplumsal barış üzerinde, işte demokratik paket adı altında dile getirdiği şeyi çok önemsiyorum. Bölgemizin aslında, bölge insanımızın tek aşağı yukarı tek duygusu bu. Yani ekonomisi kötü gidiyorsa buna katlanabilir, buna sabredebilir. Yani belki açlığa bile dayanabilir ama huzursuz olduğu bir ortamda yaşayamaz. Dışlandığı bir ortamda yaşayamaz. Bakın AK Parti bunu yapıyor. Yani Barzani ile Şivanperver'i yan yana getirip ellerini kaldıran bir başbakandan söz ediyoruz. Bakın bu yeni bir jargondur, yeni bir dildir. Bu dili biz 5 yıl önce konuşsaydık, anlatsaydık, inanın sonumuzun ne olacağı belli değildi. Bakın artık şunu söylemek istiyorum. Karakoçan'ın sınırları sadece Bingöl değil. Karakoçan'ın sınırları artık sadece Tunceli değil. Yani güneyinde, doğusunda Erbil'dir, Süleymaniye'dir. Batısında Bosna'dır. Bunu böyle söyleyerek yani sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yani vatandaşlarımıza da tekrar çok yani saygılarımı sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz, hayır, bu süreçte inanılmaz bir iş yaptınız. Yani insanların adayları kimi yani bilmedikleri bir şey kalmasın diye ortaya çıkardığınız işler çok önemliydi. Ben bu bile neredeyse şey gibi, yani artık insanlar daha rahat, daha şeffaf, ikinci bir adresi olmadan, paralel bir yapısı olmadan, gizli ajandası olmadan buraya çıkacaklar, konuşacaklar, konuşmak zorundalar. Çünkü AK Parti'nin bu tarz işlerde yeri yok, buna izin vermiyor. Geleceğin Türkiye'sinde de gerçekten aldığı kararlar doğrultusunda böyle gizli kapaklı hiçbir şey yok. Herkes ortada, herkes risk alacak, toplumla birleşecek ve belki kötü günleri unutacak efendim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Çok naziksiniz efendim. Sayın seyirciler, moderatörün bu akşam yine sonuna geliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.